Zıtlıklar Dünyası Anadolu insanı zıtlıklar içine gelip zıtlıklar içine gitmekten yakasını kurtarmayacak mı? Biri çok varsıl, biri çok yoksul. Biri bütün olanaklara sahip, öteki değil. Biri yer, biri bakar, biri bağnaz, biri değil. Biri bağımsızlıktan yana, öteki uşaklığa fit. Biri uygarlaşmak, dünyaya gözünü açmak ister, öteki gözlerine perde çeker. Duvarları dolduran çıplak resimlerin arasında da Allah'ın dediği olur levhaları vardı yer yer. Vapurda bir kadın var. Giyimi rahat. Şu bildiğimiz etek kazak manto. İkide çarşaflısı var. Vapur yolculuğu boyunca tam beş saat hiç kıpırdamadan dimdik durdular çarşafın içinde. Tepeden tırnağa örtmüş çarşaf bunları. Göz kapağı hepten içeride. Bir erkek de başlarında bekçilik yapıyor. Ve bana doğru yola çıkınca zamanın değerini yitirdiğini anlıyorsunuz. Günlerin adını unutuyorsunuz, saatin nerelerde olduğunu aklınıza bile getirmiyorsunuz. Kültür kuruluşları zaten yer etmemiş buralarda. Gazete görüp de dünyada, yurtta ne oluyor diye meraklanan bulamazsınız. Hele bu mevsimde gazete 15 günde bir ya geliyor ya gelmiyor. Onun için birkaç arkadaşla hep açlık, çıplaklık ve makine özlemi gibi. Halkımızın geçmişten geleceğe uzanan sorunlarını tartıştık vapur yolculuğu bitene dek. Yapıların yarı yerine dek yükselmiş kar. Beyazdan başka bir şey göremiyorsunuz. Düz beyaz çarşafı seri vermişler vanın ve dağların üstüne. Binaların saçakları salkım salkım buz. Her yer donmuş. Evlerde, ev dışındaki çeşmelerde sular akmıyor. Donmuş. Bu kar Nisan'a kadar yatar diyor vanlılar. Şehir içinde kızaklar çalışıyor. Isı Van'da eksi 27, Özalp'te eksi 30. Tugay'da iki tane nöbetçi eri kurtların parçaladığını anlatıyorlar. Birini soğuğun getirdiği uykuda yakalamış. İkincisi de beş kurda karşı mermisiz tüfekle savaşarak yenilmiş. Hakkari'ye giden yolu açmaya çalışan Greyder'lerin yöneticileri ölmüş iki gün önce soğuktan. Akşam yaklaştıkça soğuk dayanılmaz hale geldi. Nuh Palas'ın Tatvan Oteli'nden hiç mi hiç hay ayrımı yok. Çivi kesmeyi, uykusuzluktan bacalarını kar yutmuş damları seyretmeyi sürdüreceğim herhalde. Memurlar tir tir titriyor Van'da. Yalnızca soğuktan mı değil? Soğuğun yanında partizanların baskısı, sürgün, aç bırakma tehditleri sanki doyurmuşlar gibi. Ne memur tok ne vatandaş hep açlıktan söz ediliyor. Açlık almış yürümüş şehrin kenar semtlerinde kömürü, sobası, tezeye giyeceği olmayan kupkuru bir kümese başını sokmuş binlerce aile. Belki burada olduğu gibi ağrıda, Erzurum'da da ekmeksiz. Ciğercinin kedisi bu kez de açlıktan bahsediyorsun derse tek mi yediğinin resmidir. Artık buraya geldi. İşte bunların sözünü edenin başına yemeye hazır olanların kurduğu komünizmle mücadele derneği. Sakallı sakalsız ne kadar din tüccarı varsa orada bir dükkanın bir yazanenin yerini gösterirken bile bu dernekten söz açarak tanımlıyorlar o yere. Komünist derneğinden ileride onun solunda gibi. Halk çalışkan, işsiz ama onun içinde bakımsız, Çukurova'da pamuğu, Karadeniz'de fındığı, Ege'de tütünü toplanmadan ya da bir yıl önce yok pahasına kapatan kapkaççı tüccar doğuda özellikle bandı da doğmadık kuzuları satın almış sözüm ona. Açlık tak demiş büyüyünce 200 lira edecek kuzu. Doğmadan 25 liraya bile alınabiliyor. Borcunu ödemeye düşkün. Doğu halkı kuzusunu satıp borçları kapamaya çalışır ama yıl yıldan kötü geldiği için işin içinden çıkamıyor. Tıpkı Türkiye'nin Amerika karşısındaki durumu gibidir. Köylünün ağa ya da tüccar karşısındaki durumu. Bizim öğretmenler sendikası başkanı Talat Bey bu işlerden söz ederken bir ara ağladı. Erkek sanat enstitüsünün çevresindeki evlerin önünde. Bu insanlara layık bir düzen gerek diyor Talat Bey. Ekim üretim için kooperatifler, çocukları hayata hazırlayacak bir eğitim düzeni, köylünün kentinin kalkınma azmiyle birleşen bir tutum gerek. Hayat bandı tam anlamıyla ateş bağısı. En berbatından bir göz evcin 150 lira aylık kirası. 300, 500, 1000 liraya. Doğru uzayıp gidiyor kiralar. 10 liradan aşağı bir öğle kahvaltısı edilmez burada diyorlar. Pahalılığı anlatmak isteyenler. Uygulamasını da yaptık bunun. Ötekiler gibi doğru. Bir sosyalist ülkede ev kiralarının aylık kazanca oranı %8-10. Dediğim zaman Çevremi alan öğretmenlerin ve kahveyi dolduran insanların ilk şaştıkları şey bu sözü nasıl edebildiğim. İkincisi de söylediğimin gerçek olup olmadığı yönüydü. O kadar sindirmişler ki onları. Diyor ki bir arkadaş kız başlıkları da 30 bine kadar fırladı. Ağıl alabilirsen orada bu işler nasıl? Ben de buna şaştım. İnsanını kurtarmış ülkelerle insanını satan ülkelerin farkını anlatmaktan zor bir şey yok yollarında ve demir yollarında çalışan mühendislerle görüştüm bu anda. Genç mühendisler almış yürümüş ama onları deneyenler vardı. Nuh deyip peygamber demeyen, Türkiye'nin bünyesi sosyalizmi kaldıramaz diyenlere bir bir anlatıyorlardı. Bu bünyenin kaldırabileceği tek şeyin sosyalizm olduğunu kulaklarımla duymasam inanmazdım. Bir avukatla bir kara yolları müfettişi her oturdukları yerde şunu işliyorlar. En adil vergi sistemi bizde hükümetse var, mecliste var, adliyesi var, demokrasi var. Daha ne istiyorsunuz? Sınıf farkı istiyorsanız Türkiye'de o yok. Sınıfsız ve dersiz bir kitleyiz biz. Gidebileni yerli filmle, gidemeyeni sefaletle. Okuyabileni hayat, ses, salıncak, siz ve fotoğramanlarla ezilen. Düşünme yeteneği dumura uğratılan insanlara ne anlatırsanız gider. Nitekim anlatmayı sürdürüyorlar. Yanımda oturan kara kuru bir adam astı durumunda olan genç mühendislere şunları anlatıyordu. Halk zaten uyuşturulduğu için evde avuçta kalan gençlerle uğraşıyor herkes. Sosyalist ülkelerde özgürlük yok. İnsanlarda neşe heyecan yok. Ezilmişler, posaları çıkmış, tam esaret hayatı yaşıyorlar. Ne zaman gittiniz üstad dedim. Allah göstermesin Avrupa'ya gidip gelenlerden duydum dedi. Durup dururken laf neden buraya getiriliyor onu da anlamadım. Son olarak Van'da şehrin 7 kilometre dışındaki Van Kotur Demiryolu şantiyesine gittim. Makinelere sento veriyor, kredi yardım olarak veriyor, uzun sürede ödeyeceğiz yine. Sento'nun isteğiyle yapılıyor bu yol. Sınıra kadar 90 kilometre. 1968'de biteceği söyleniyor. İran çoktan bitirmiş payına düşeni. Londra'dan gelip İran'a, Pakistan'a, Hindistan'a ve Singapur'a gidecek yol. Londra, Bombay, hiç inmeden. Ertesi sabah yolun kapalı olduğu söylentileri arasında ve tipi ortalığı kasıp kavururken Erciş doğrultusunda yola çıktım. Durağım Ünseli köyü olacak. İki gün tren yolculuğu ve bir gün vapur yolculuğu kişiyi bana atabiliyor. Ya Ünseli köyüne nasıl gitmeli? Kar yağabileceği kadar yağmış. Bir yandan da yağmakta. Kardan zaten gözlerimiz karıkmış. Beyazlığına baka baka bir de tipi kıvratıyor. Gidiyoruz ama nasıl gittiğimizi bilmiyoruz. Arabamız hendeklere girip girip çıkıyor. Her yer dümdüz. Karın altında bir oyuk mu? Dere mi var yoksa yol mu var belirsiz. Yolun yerde kapalı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bu tipi bile az sonra yolu kapamaya yeter. Bunu bilenler yola çıkmamakta. Bize gelince. Biraz sonra önümüz ve ardımız kapanıp da ortada kalabileceğimizi hesabı bile katmadan çıkmışız yollara. Bizim arabadan başka ne gelen var ne giden. Ünseli çevresi 80 kilometreden fazla bana. Üstelik daha önce gitmişliğim var bu çevreye. Direksiyondaki Teoman abi de yabancısı değil buraların ama göz gözü görmüyor fırtınadan. Nerelerde olduğumuzu kestiremiyoruz. Bazen köye benzer yerler geçiyoruz. Ama oralarda kar altında kalmış yaşantı kıpırtı durmuş. Ne dışarıda bir kuloğlu görüyorsunuz ne de başka bir canlı yaratık. Eğer tezekleri varsa çullarına bürünüp ocaklarının başına geçmiştir herkes. Aylarca sürer bu hareketsizlikleri kış uykusuna yatıp da uyuşmuş. Yeraltı hayvanlarından farkları yoktur insanları bu köylerde. Kanları koyulaşıyor belki bu aylarda diyor devamın abi. Yolun bir yerinde yalnız ölen birkaç çocuğu gömmek için karı kürüyüp mezar kazmaya çalışan üç köylü gördük. Ünseli'yi sorduk. Şu tepeleri aşınca gördüklerinize sorun. Ama araba gitmez böyle zamanda dediler. Çocuklara kıran girdi diye eklemeyi de unutmadılar arada. Muradiye'de Ziraat Bankası. 100-150 liralık kış kredisi dağıtıyormuş bu darlıkta. Oraya gitmek için yola inip saatlerce taşıt beklemekten donmaya başlamış birkaç kişiyi arabaya aldık. Gönlüm o kadar istiyor ki inip şu köylerden birinde kışlamayı. Ya ölürsün doğu köylüsünün çektiklerini çekerek ya da yaza ölmeden çıkıp insan olursun. İnsan olmak çekmekledir çünkü. Halkının yaşadığını eliklerinde duyarak yaşamaktadır. Onun için geri kalmış ülkelerde Cumhurbaşkanı ve Başbakanların en geri koşullarla sarmaş dolaş yaşayan köylerde en azından birkaç gece geçirmelerini sağlık verir bilgilerle eğitkenler. Bu açıdan alınca bizimkilerin buralara bu havalarda gelip de gecelemelerinden çoktan vazgeçtik. Geceleyenlerin, yıllayanların anlattıklarına kulak verseler yine öpüp başımıza koyacağız. Ama nerede? Sonra ben gösteriş olarak yaşamak istemiyorum burada. Anca bir kanca bir. Yani öl birlikte, kal birlikte düşüncesiyle istiyorum bunu. İçmem susuzların elinden su. Açlar arasında ben tok olamam. İnancıyla istiyorum. Halkımın kafasını karıştırırım diye çekmeseler de. Adana köylerine karışıp gitmiştim böyle. En büyük hünerleri insanı halktan ayırmak, köyden koparmak. İşte böyle kar altında yasılsın, uyusun istiyorlar. Yolu kafansın, yiyeceği tükensin, dünyayı unutsun, yaşamakla ölmek arasında ayrım olduğunu düşünmesin diyorlar. Öyle olsun ki rahat ede iki yandakilerde. Bir yan rahat sömüre, bir yan dolaplarını öğrenmeye ve rahatça oy vere. Yüzyıllar geçe, ozanlar söyleye. Alt tarafı düzlük çayır, üst tarafı yokuş bayır. Hangi şeyden gördün hayır, altı asır duran köyüm. Evlerinin dizisiyle, bu haliyle, mazisiyle, iniltili sızısıyla beni kalpten vuran köyüm. Osman Nuri Alper'in bu dörtlükleri kafamdan geçerken başbakanın son demecini anımsadım. Başbakan da edebiyatla köy kalkınmaz buyurmuş. Sanki ekonomiyle kalkındırmak istemiş de bir şey diyen olmuş gibi. Muradiye Bankası'na gidecekleri de bir yerde bıraktık. Orada bekleyecekler. Taşıt gelirse karşı yönden binip gidecekler. Olmazsa kurtlara yem olacaklar donup öldükten sonra. Anlattıkları yoklukla pençeleşme savaşları da anı olarak kalacak bende. Onlar gibi yollarda kalmaz da ünseliğe erişirsem. Akşama doğru tipinin durduğu bir sırada köyün de hangi doğrultuda olduğunu kestirdik. Fakat bu köye varmam, kalmam ve iliklerimde duymam gerek yaşamını. Sen başının çaresine bak dedim Teoman abiye. Ercişe mi gideceksin, Tatvan'a mı gideceksin? Yollar açık olursan uğurlar olsun. Ve elimde çanta, kara, gömüle gömüle yürüdüm. Ümseli köyü iki bölük ve iki yüz dolayında ev sayısı. Okulda bu iki mahallenin ortasında okulun iki öğretmeni var. Bir düzine kadar da Alparslan Öğretmen Okulu'ndan staja gelmiş öğretmen adayı var. Son sınıfta okuyorlar. Altı ay sonra köylere öğretmen olarak gidecekler. Derslikler ve öğretmen Abdullah'ın odası durulacak gibi değil. Akşama doğru Ayaz iyice bastırdığı halde Ayaz'a karşı korunma olanağı yok elde. Tezek falan demek istiyorum. Öğretmen okulu öğretmenlerinden Adem Bey de var. Söz hemen köy kalkınmasına geliyor. İnanç şarttır diyor Adem Bey. İnanınca olur. Dinin payını unutmamak gerekir. Yakında öğretmen olacak arkadaşlardan biri köyün nasıl kalkındıracağını anlatıyor. 3K derneği kuracağım önce. 4K olması gerekir. O 3K diyor. Particilik yüzünden küsenlerin arasını bulacağım, onları barıştıracağım. Dini inançlarına dokunmayacağım. Bu kadar mı söz gelimi? 4K derneğiyle neleri gerçekleştireceksiniz? Yenilikler ancak bu yolda girer köye. Bu örgüt dünyada 60 ülkede var demokratik ilkeler, ortak çalışma anlayışı, iş ve eğlenceyi birleştirme işi hep bu dernekler yoluyla köye girebilmiştir. Köyleri refah ve sağlığa ancak kafa, kol, kalp ve kuvvetin birleştiği bu dernekler kavuşturacaktır. İlk yapacağım iş köyden seçeceğim 4K liderleri yoluyla köşe başlarına çöp tenekeleri koydurmak olacaktır. Anladım ki iki değil dört çatallı kazıklar hazırlanıyor köylülere uğraştırmak için. Üstelik bu kazıkların kökü dışarıda. Yani Amerikan bulgusudur bu 4K'lar. Yer üstünde iki yapı gözüküyor. Biri Mehmet Yaşar'ın odası, öteki muhtarın dükkanı. Onlar da yarı yerlerine tek kara gömülmüşler. Gerisi tüm kar altında köyün. Akşam olunca Poyraz çıktı bıçak gibi. Herkes yer altında evinde. Biz de girdik evimize. Ünseli de ilk akşam. Şunu da araya sıkıştırayım ki bu köyün asıl adı Ernis modaya uyularak bunun adı da değiştirilmiş. Tıpkı anayasayı uygulama yerine bazen dilini yenileştirme, bazen de dilini eskiye çevirme oyunlarında olduğu gibi. Köyün sorunlarına saldırma, devlet gücüyle onları çözme yerine köylerin adını değiştirmekle uğraşıyorlar son yıllarda. Hoca Nasreddin'in bacağın arasına yosun dolanmış da yosuna da sarınsan ben senin ne mal olduğunu bilirim demiş. Adlarını da değiştirseler köyler değişmiyor. Anlayacağınız doğu cephesinde yeni bir şey yok. Belki de bazı değişiklikler var ama istenilenin karşıtı. Örnekse bir zamanlar ocak başlarında anlatılan masalların yerini rüşvet ve eşkıyalık öyküleri almış. Okullarda şehir ve de köy çocuklarına köy hayatını öğretmek için neler de okutulur? Yurt bilgisi kitaplarında kış günleri köylülerin hayatı cennet hayatıdır. Güzden düğünler bitmiş, ambarlar dolmuştur. Keyifli ocak başına oturan köylüler çeşitli eğlenceler düzenlerler. Analar çocuklarına kahramanlık hikayeleri, Kore'de Türklerin yarattığı destanları anlatırlar. İşte şu anda kar altında kalmış Ünseli köyündeyim. Soğuk, kurt ve köpek ulumalarını bile önledi. Ölmemek için kuşağı dolamış, paltoyu sırtlamışım. Başlığı çıkaramıyorum başımdan. Çevremdekilerle birlikte ben de öksürüyorum bir uçtan. Kış kışlığını belli etmekte ama ondan korunmak için gerekli olanlar elde olmadığı için kışa karşı kişi kişiliğini belli edememekte. Küçük Yaşar Kemal Kol kadar bir odun bulmuş kıyıdan köşeden onu getirdi şerefime. Ne öldürmeye ne ondurmaya yararı olan yarı yaş tezeklerden de Yıldız Hanım getirdi. Ev sahibinin kızı geçti karşısına ayaklarımızı altımıza çaldık ellerimiz dizlerimizin arasında ölmemek istiyoruz yoksa ısınmak aklımızdan geçmiyor tezek kendi kendi yanıyor alevsiz bol duman verip sonra kül oluyor biraz kül biraz duman deyimi aslında tezeğin tanımını yapmaktadır bu yüzden tezek kullanan Anadolu köylüsünün de hali küldür vaktiyle tezek parası isteyen bir vali İstanbul'dan tel çekmişler doğuya bu tezek nasıl bir şeydir, kalorisi nedir? Bildirin de parasını ona göre yollayalım. Taşralısının nasıl ısındığını bilmeyen saray adamlarına Van'daki yetkilinin karşılık telgrafı şöyleymiş. Tezek boktur, kalorisi yoktur. Bir sırıtkan dişi uğruna. Biraz kül, biraz duman kesilen İstanbul dükalığı ilişkinleri. Yıllar yılı Anadolu'yu da cennet olarak düşünmüşler, anlatmışlar ama hep hayalhanelerinde sırtımı dayadığım şu soğuk nemli duvar köşesinden mıskal kadının oğlu Mustafa'nın yüzüne bakıyorum. Onun kişiliğinde muhi diriliyor sanki. Taşlarımızdan sormak ile kimse bilmez ahvalimiz diyor. Konuk olduğum ev sahibinin karısı da kızı Yıldız da öksürüyor. Yıldız 17 yaşında ne okul görmüş ne de köyden başka bir yer. Öğretmen Abdullah Bey de sol yanımda oturmuş Kendini korumaya çalışıyor soğuktan. Bununla birlikte onun her günü böyle ölüm kalım savaşı. Benimkinin de onunkinden ayrımı yok aslında. Ayrımı olsa bir tadı mı olacak sanki? En azından 25 milyonluk bir halk kitlesinin yaşantısı bu. Halk denize hücum edince vatandaşa yer kalmamasından yakınıyorlardı İstanbul'da. Halk yaşamaya başlasa vatandaşa yaşama hakkı kalmayacağı anlayışıyla mı terör yasaları hazırlanır dersiniz? Bir zamanlar tevfik ileri köy enstitülerini yıkarken şu gerekçeyle ortaya çıkmıştır. Öğretmeni 20 yıl köyde yaşamaya mahkum etmişler. Ben kurtaracağım. Bu efendilere göre köyde yaşamak bir çeşit mahkumiyettir. Demek köylerde yaşayan 25 milyon insan resmen de mahkum kabul edilmektedir. Buna göre Aziz Nesin dediği de doğru öyleyse. Türkiye koskoca bir açık hava hapishanesidir. Bunca mahkumun kurtarılması için yani insanca yaşama aşamasına ulaştırılması için sosyalizmin uygulanmasından başka çıkar yol yoktur herhalde. Geçelim. Bu mahkumlar aleminden ömürler ve kuşaklar boyunca süren mahkumiyet dünyasından 20. yüzyılın sonlarında bile insanca yaşama olan an ucundan olsun tutamamış bir kitlenin Yaşantısına neyi vereceğimi şaşırdım doğrusu. Gam yemiyorum. Birkaç çizgiyle havasını verirsem yeter. Bunları düşünüyorum. Yüreğim burkuluyor. Yüreğimin burkulması biraz da soğuktan. Kuş gibi çırpınıyor. Ben iç Anadolu'da doğdum. Kış gördüm, soğuk gördüm ama böylesini görmedim. Burası böyledir. Ne var bunda? Daha da keskinleşir bu. Ot ekmekte çeker suyunu. Asıl öyle zamanda gör bizi.'' Alır koyunları çıkarız yola, uzaktaki ahbaplara gideriz. Otları varsa ortak olmaya. İyi ki İran'da koyun pahalı. Çuvalla parayı getiriyorlar sınıra. 500 liraya veriyoruz tanesini de kendimizi kurtarıyoruz. Koyun başına 10 lira ödemek yetiyor sınır görevlilerine. Onlar da gidip apartman alıyorlar. Hal halin ölçüsü. Su dediğim bir kanal bulup akıyor. Ama öyle akıyor işte. Bir sürü meşakkat, can pahasına yaşamak diyor mıskal kadının oğlu. İhtiyaç, ihtilal gibidir. Soğuk sıcak dinlemediği gibi ne zaman geleceği de belli olmaz. Deşim de şimdi yeri mi dışarıya çıkmanın? Zaten kapı açılınca soluğumuzla sıtımız havada değişiyor. Ne olursa olsun çıkmak gerekiyor. Nerede bulacaksın içinde? Winston ile layık VCS'i bulunan sıcak dükalık apartmanlarını sarınıp sarmalanıp çıktım Abdullah Bey'le. Köyde misin Churchill yoktur hocam diyor. Ayak basmamış buralara. Sanırım güneye uğrayıp geçmiş. Sen misin sarınıp sarmalana? Doğan'ın yasası seni bu soğukta dışarı çıkarır. Beline de kara gömüsen de yürürsün bir süre. Sonra o nazik bedenini açarsın. Soğuk doğrudan doğruya beline vurur. Kar da doğrudan doğruya kaba etinle güreşmeye başlar ve benzeri koşullar içinde yıllarca önce kazandığın bel ağrısı bir atılım daha yapar. Haram eder uykuyu tüneyi. Öyle etti. Toprak tabanın soğuğu belime işlemesin diye yüzü koyun yatayım demeye kalmadan karla bedenimin güreşmesi yetişti bel ağrılarıma. Bizimki de biraz efendilik taslamak mı oluyor bilmem. Evdekiler daha yakına giderek durumu daha ucuz atlatıyorlar ihtiyaç zamanlarında. Benimkisi efendilik değil, enayilik galiba. Neden derseniz, doğada hiçbir şey kaybolmaz. Beş ay sonra da olsa, kar kalkınca arazinin ortasında bulacaklar ettiğimizi. Hem de tek başına. Oysa daha yakına ve toplu yere gitsem, birbirine karışsalar daha iyi olmaz mıydı? Hocam, kusura bakma, bu bizim hayatımız diyor Abdullah Bey. Bu benim de hayatımdır dostum diyorum. Ama bu azınlık böyle yaşamıyor biliyorsunuz etme hoca. Sınıf bilinci kazanmışsın sen. Halil Tunç duymasın. Hasan Dinçer de duymasın. Terör yasasını uygulamaya ünseliden başlar ha. Onların sesi de gücü de yasaları da buralara erişemez hocam diyor. Erişseydi şu köyün herhangi bir yanından belli olurdu iyi kötü. Karakoldaki uzatmalı benden. Bile rüşvet istedi. Keyif için karakola adam çağırır ve girenler cebine biraz para koymadan giderse sopanın altına yatırılır. Resmen soyuyor onbaşılar köylüyü. Kaçakçılık dersen sınırlar dümdüz. Canı sıkılan yola çıkıp geleni geçeni soyu veriyor. Ve halk Kürtçe'ye çevirip Türkçe olarak söylüyor şu beyti. Gökler buluttan rüşvet yiyor. Gökleri kime şikayet edem? Isı sıfırın altında 30'dan az değil sanırım. Van'da 27, ağrıda 37'ydi. 37 idi. Birkaç gündür artmadı, eksildi sıcaklık. Bu soğuk havada köyde daha başka etkiliyor insanı. Ozan'ın dediği gibi başkente kar yağıyor. 2. nokta üst üste. Eğer köye de yağıyorsa 3. nokta yan yana. 3. noktayı yan yana koyup başlığımı çorabımı çıkarmadan girdim şiltenin arasına. Bir yanımda Abdullah Bey bir yanımda ev sahibi serildik yere yer dinlemek için. Masallardaki dinleyenden ayrılan yanımız ne? radyosuz, telefonsuz, telgrafsız bir zamanda yere yatarak alırlarmış haberi. Biz de öyleyiz şimdi. Yer deyip dünya ile bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Kuramıyorum ama ayrı dünya burası. Her yanımın eşit üşümesi için dönüp duruyorum yattığım yerde. Masalların hep tatlı bitmediğini, bu masalın da epey acı olduğunu düşünüyorum. Bir zamanlar geceler yarım oldu. Ağlamak yarım oldu diye Köy okulunda söylediğim türkünün yerine başaranın bir beşliğini mırıldanıyorum. Ha masalda derisi yüzülen adam, ha şu susan köyde ben. Kırk haramiler elinde kalmış nasibim, bütün tarlalarım köseyle komşu. Gelsin sınırı bulsun kele olan. Bingül'ün balık köyü öğretmeni İsmail Bakça'nın donup öldüğünü söylüyorum öğretmene. Bana arkadaşı anlattı diyorum. Ayağında bir lastik çizme içinde naylon çorap varmış. Katlanamamış soğuğa. Sonra ekliyorum. Bu işin köyü, kenti yok. Van'da öğretmen Rıza Yüksel. Kümes gibi bir yer bulmuş ama odun alamamış. Sobası yok. Gece yaralarına kadar kahvede bekleyip sabahleyin de erkenden kaçıyor evden. Hasan Koyuncu ile Fikret Kuru Özde bir odada oturuyorlar. Odalarına gittim. Yarım saat duramadım. Onlar genç olduklarından dayanabiliyorlar ama Oranın kirasını bile ödeyemiyorlar. 350 lira maaşla Van'ın soğuğuna karşı gelinir mi? Sabah olunca erkenler kaçıyorlar odalarından. Öğle ve akşam kendi kendilerine bir şeyler hazırlayıp yiyerek zor yaşıyorlar. Hasan Koyuncu diyor ki bana okuttuğumuz öğrenciler de bizim gibi yaşıyor. Ve bu durumdaki öğretmen o durumdaki öğrenciye divan edebiyatı anlatıyor. Uyku gelir gibi oluyor, gelip sonra gider gibi oluyor. Arkası yar.